Yazın evvelinde Gence çölünde, yazın evvelinde Gence çölünde, çıkıplar yine de dize laleler, dize laleler. Yağıştan ıslanan yarpaklarını serpler dereye, dize laleler, dize laleler. Laleler, laleler, laleler. Laleler, 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 laleler. Azerbaycan'da dolaşmaya devam ediyoruz. Biraz önce Türk şehitlerinin aziz hatırasını yad ettik. Onlara fatihalar gönderdik. Şimdi bir sanatçı kardeşimle, bir sanatçı dostumla beraberiz. Evet, Azerbaycanlı sanatçı İlham Askeroğlu ile birlikteyiz. İlham, ben ne zaman bu şehitleri görsem, şehitler mezarlığına gitsem, hep aklıma nedense Laleler mahnısı gelir. Biliyorsun rahmetli Reşit Beybudov'un çok güzel okuduğu, çok güzel yorumladığı bir mahnı. O mahnının çok özel bir hikayesi var, çok özel bir anlamı var. ...1918 yılında Azerbaycan'ı işgal eden Ermeni kuvvetleri büyük bir katliam yapmışlardı ve binlerce masum insanı çoluk çocuk demeden katletmişlerdi. İşte o tarihte 1918 yılında Kafkas Türk İslam Orduları Nuri Paşa komutasında ta Azerbaycan'a gittiler. Dolmabahçe'den çıktılar. Azerbaycan'ı düşman işgalinden, düşman istilasından kurtardılar. İşte o dönemde dönemin şairi böyle bir şarkı yazmış. Türk askerlerini anlatan bir şarkı bu. Yazın evvelinde Gence çölünde çıkarlar çemene güzel laleler. Laleler bir anlamda Osmanlı askerlerinin başındaki o şapkaları, fesleri temsil ediyor. Ve Bakü'nün yolda, gözü yolda kaldı derken de Bakü'nün Türk askerlerini, Türk ordusunu beklediğini anlatıyor, ifade ediyor. Tabii Sovyetler Birliği döneminde bunu açıkça söylemek mümkün olmadığı için böyle üstü kapalı bir şekilde Laleler şarkısı gönülden gönüle, dilden dile hep varlığını sürdürmüş ve o günden bugüne en sevilen şarkılar arasında, en sevilen mahnılar arasında yerini almış. Meylim yüzündeki kara haldadır, meylim yüzündeki kara haldadır, hicranın elacı ilk vüsaldadır, ilk vüsaldadır. Ne vaktır Bakı'nın gözü yoldadır, bir konak celesiz bize laleler, bize laleler. Laleler, 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 laleler. Türk'ün bağrağı
bütün Türk dünyası, o cümleden bizim Azerbaycan'da, Kafkaz'da kaç yıllar bile savaş olmuş ama bizi Türk kardeşlerimiz olmasaydı belki de biz indi hangi seviyedeydik, ne cürdüyük. Ona göre Nuri Paşa'ya min rahmet, o şehitlere min rahmet ki bizi hilas etti, bizi o düşmanların elinden kurtardı. Şeki Şirvan Qarabağa Əzləmək Qarabağ Şeki Şirvan Qarabağ Aləm cənnətə dönsə Yaddan çıxmaz Qarabağa İlhan, bir de senden Dilberim şarkısını dinlemek istiyoruz. Tamam, Dilberim en güzel mahnılardan birisidir. Bu da çok eski bir Azeri şarkısı, evet. Değil mi? Azeri Türk işte. Azeri Türk mahnısı. Sağlık İlhan, gerçekten insanın yüreğini titreten çok güzel bir halk türküsü, halk mahnısı. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da bütün şehitlerimize, Nuri Paşa'ya ve onun şanlı askerlerine bir kez daha rahmet gönderelim. Dualarımızı gönderelim. Çünkü onlar olmasaydı bugün belki de Bakü, Azerbaycan yine düşman işgali altında olacaktı. Onlar buradan kalktılar, ta Anadolu'dan Azerbaycan'a gittiler ve düşmanı oradan kovdular. Vatan toprağını, Türk toprağını Ermeni istilasından kurtarmış oldular. Ve onların şu anda mezarları Bakü'nün, Gence'nin, Şamaha'nın ve Azerbaycan'ın muhtelif yerlerinde şu anda mezarları var. Onlara rahmet gönderiyoruz, dualar gönderiyoruz.